Revit 2023 Yenilikler video serimize hoş geldiniz. Ben Fulden Yılmaz, yazılım 3D'de müşteri başarısı uzmanı olarak görev alıyorum. 5 hafta boyunca sizlere Revit 2023 ile gelen yenilikleri, çeşitli konu başlıkları ve mimari disiplinde değerlendireceğiz. İlk hafta üretkenlik başlığı altında ve mimari disipline özel gelen yeniliklere bakacağız. Diğer haftalarda sırasıyla birlikte çalışılabilirlik, bulut veri, tasarım optimizasyonu ve doküman verimliliği ile ilgili olan yeniliklere göz atacağız. Revit 2023 ile birlikte gelen ve üretkenliğinizi artıracak mimari disiplin özelindeki yeniliklere göz atalım. İlk yeniliğimiz, kullanımımıza dair işimizi kolaylaştıracak araçlardan biri. 3 boyutlu görünümlerinizde artık kolaylıkla Measure aracını kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız eski yıllarda bu araç özellikle 3 boyutlu görünümlerde inaktif şekilde karşımıza çıkıyordu. Artık 23 ile birlikte aktif bir şekilde 3 boyutlu görünümlerde de bu aracı kullanabiliriz. Bir sonraki yeniliğimiz ise Pick Plane yeniliği. Çalışma alanı seçerken Pick a Plane ile birlikte tıkladığımız bir düzleme otomatik olarak çalışma alanımız olarak seçebiliyorduk. Artık Pick a Plane'e ulaşmak çok daha basit. PK kısa yoluyla buraya ulaşabildiğiniz gibi isterseniz Work Plane seçiminin hemen altında da araca ulaşabilirsiniz. Yine Pick a Plane'e bağlı bir yenilikten söz edeceğim. Placement Plane. Placement Plane'de yine Pick a Plane'de çalışabilir bir yapıdaydı. Herhangi bir şekilde phase based bir eleman projenize yerleştirdiğinizde bu phase based elemanın bir yüzey seçmesi gerekiyordu. Seçtiği yüzeyi de aslında picklediğimiz, yani direkt olarak elimize seçtiğimiz yüzeye entegre etmek istiyorduk. Fakat bu çok iyi çalışmıyordu. 2023'e baktığımızda Place on Work Plane seçeneği ile birlikte Pick a Plane'i çok daha rahatlıkla kullanabiliyoruz. İlk önce yerleştireceğimiz yüzeyi seçiyoruz. Yine yeniliğe bağlı olarak Placement Plane sekmesi altında da tercih ettiğimiz yüzeyin sekmeye gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Bir sonraki yenilik Duplicate Material yeniliği. Malzeme kütüphanemizde yeni bir malzeme oluştururken genellikle Duplicate seçeneğini kullanıyoruz. Benzer malzemelerin oluşabilmesi için. Ancak bu malzemeleri oluştururken sağ tık Duplicate dediğimizde bir datayı her zaman atlıyorduk. Bu da asetlerle alakalı olan bir detaydı. Malzeme kütüphanesinde Duplicate diyorduk. Fakat Duplicate edilmiş olan, yani çoğaltılmış olan malzemenin çoğaltılan malzemeyle ortak aset kullandığını kaçırıyorduk. Bunun için tekrardan aseti de duplicate etmemiz gerekiyordu. Artık bu işlem 2023'te çok daha kolay ve bizi hataya götürmeyecek şekilde kurgulanmış. Artık herhangi bir elemana duplicate material and assets diyerek kolaylıkla malzeme ile birlikte asetini de duplicate edebiliyoruz. Bir sonraki yenilik de title bloklara gelen bir yenilik. Title bloklardaki görüntülerimizi değiştirmek istediğimizde bu işlem için bayağı bir zaman kaybediyorduk. Niçin? Çünkü iki tane aslında sorunumuz var. Bunlardan biri title block içerisindeki görüntünün silinip tekrardan Project Browser'a giderek yeni görüntüyle değiştirilmesi için manuel olarak yeni görüntünün buraya sürüklenip bırakılması gerekiyordu. Görüntü sürüklenip bırakıldığında aslında bir önceki görüntü ayarlarıyla gelmiyor ve standart görüntü ayarlarıyla geliyordu. Aşağısındaki sembolün mesela burada aktif olduğunu görebilirsiniz. Tekrardan bunu ayarlayarak zaman kaybediyorduk. İkinci olarak da aslında buraya getirecek görüntünün başka paftalarda bulunup bulunmadığı ile ilgili de zar atıyorduk. Çünkü burada olup olmadığını bizi belirtecek hiçbir ek aracımız yoktu. 2023'e gelindiğinde positioning denilen yeni bir sekmemiz var ve bu sekmede aslında tüm görüntülerin hangi paftalarda oluştuğunu hemen parantez içinde görebiliyoruz. Bir görüntüye tıkladığımızda hızlıca o görüntüyle aynı hizada başka bir görüntünün gelmesini otomatik seçebiliyoruz. Veya tekrardan aynı görüntüye gittiğimizde
Örneğin renderinglere gelelim. Kolaylıkla burada kitchen'ın herhangi bir paftada oluşmadığını görerek buraya devralabiliyoruz. Bir sonraki yeniliğimiz de kesilebilir kategorilerle ilgili bir yenilik. Bazı familylerde aslında kesitte veya planda kesilebilme özelliği yoktu. Revit 2022'de buna bağlı, buna örnek vereceğimiz bir familyye geldiğimizde mesela burada cut with voids gibi bir data olmasına rağmen yine de bu kesilmiyordu. Çünkü 23'te artık yeni bir instance özelliği geldi. Enable cutting özelliği. Artık kesilebilir objeye döndürebiliyoruz kategorileri. Kesilebilir objeye döndürüldüğünde de kolaylıkla aslında plan görüntüsünde de objenin kesildiğini fark edebilirsiniz. İsterseniz kesit görüntüsünü alarak da buna bir bakalım. Elemanı direkt ortadan kestiğimizde Revit 22'de de aynı şeyi yapalım. Artık Enable Cutting özelliği getirilmiş objenin eskisi gibi görünüş temsiliyle görünmediğini ve direkt kesilebildiğini görebilirsiniz. Bir sonraki yeniliğimiz de nested familylerle ilgili bir yenilik. İç içe familylerdeki sıkıntılarımızdan biri, bu familyleri projeye aldığımızda yerleştirdikten hemen sonra family üzerine tıkladığımızda family'nin yer değiştirmesini sağlayacak geçici ölçüleri göremiyor olmamızdı. Artık Revit 2023'te ister normal family ister iç içe family olsun kolaylıkla yerleştirme yapabileceğimiz geçici ölçüleri aktif halde görebiliyoruz. Üretkenlikle ilgili son yeniliğimiz Solar Study. Solar Study aslında yeni bir araç Revit 23'te gelen. Revit 22'de gölgeleri açtığımızda, güneş ayarlarını yaptığımızda sun pet'i görüyorduk. Ve güneşin konumuyla ilgili ayarları istersek yine aynı araç içerisindeki sun settings'le yapabiliyorduk. Sun settings aslında o güneşin konumuyla ilgili çeşitli ayarları girdiğimiz bir arayüz penceresi açıyordu. Revit 23'e geldiğimizde sun ayarlarında bir de Solar Study'yi görüyoruz. Solar Study bize artık yeni bir yukarıda sekme açıyor ve o sekme içerisinde güneşin konumunu, hızını, ayarlarını yapabiliyoruz. Ve hemen solda da bu ayarları bize animasyon şeklinde hızlıca gösterebilecek bir animasyon araçlarını görebiliyoruz. Fark ediyorsanız buradaki değişimleri direkt senkronize bir şekilde de proje içerisinde okuyabiliyoruz. Kısacası güneşin konumlandırılması veya güneşle ilgili bir eğer görsel sunacaksınız, bir animasyon sunacaksınız artık Solar Study bize çok daha kontrollü bir süreç sağlıyor. Üretkenlikle ilgili olan araçlarımızın sonuna geldik. Haftaya birlikte çalışılabilirlikle ilgili gelen yeniliklere göz atmak için tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.